Annenizin adı, babanızın adı, teyzenizin adı, amcanızın adı, kuzenlerinizin adı, ayçiçek yağınızın adı. Güzel, hafif ayçiçek yağı. O halde ben de kızımı verdim gitti. Reklamın sonunda ayçiçek yağı usulca uçarak gider. Nasıl reklam kanka? Reklam iyi de bu reklamda neden senin oynaman icap etti onu anlayamadım. Vallahi ne bileyim ben de pek anlayamadım kanka. Önder Bey o kadar ısrar etti ki. Anlatamam. Ruhsar, ruhum benim, hoş geldin. Hoş mu geldim, şimdi anlayacağız. Sen kiminle evlenmeyi kabul etmişsin, söyler misin bakayım? Ne, ben mi evlenmeyi kabul etmişim? Yok, inanma, yalan, yalan. Bunlar magazin basından uydurmaları. Ne diyorum ben ya, beni de şaşırttın be Ruhsar. Tuvalette konuşalım. Beni yine deli zannetmeye başlayacaklar, hadi. İyi, ben gidiyorum, hemen gel. Tamam. Tamam. Ne var, ne bakıyorsunuz? Kendi kendine konuşan birini görmediniz mi hiç? Belki ben kendi kendime bayramlarda tebrik kartı bile atıyorumdur. Kim bilir ben kendi kendime daha neler yapıyorumdur da şimdi bilmiyorumdur. Söyleyemiyorum. Bu da iyice sapıttı. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Ruhsar'cığım, ruhum benim. Bunu ben istemedim. Önder Bey istedi. Bakma sen. Benimle mafya kasetlerindeki gibi abuk sabuk anlamsız konuşma. Yoksa seni köpek çişi için kum yaparım. Şimdi söyle bakalım, ne Önder Bey istedi? Ben damat oynayacağım ya. Reklamı ben yazdım ya. Benim oynamam daha iyi olurmuş. Öyle söylesene. Sen benim bir şey söylememe izin vermedin ki söyleyeyim. Bir ışımla geldim buraya. Çizir olursa. Ama yine de şüpheli bir durum. Çünkü daha dün Önder Bey seni gerçekten evlendirmeye çalışıyordu. O dündü, geçti gitti. Boş ver, boş ver, boş ver bunları. Canım, ruhum benim. Hem biraz oyunculuktan da para kazanmış olurum. Yani seninle Ölü Deniz'e ya da Ölü Dağ'a tatile gideriz ya. Seninle her yere giderim aşkım. Yeter ki sen benim kocam olarak kal. Ay, bu kadar kısa bir sürede Önder Bey masada yeni bir kız daha buldu. Hem söylediğine göre kız dünkünden daha iyiymiş. Üstelik masarı da evlenmeye ikna etmiş. Helal olsun vallahi, yani takdir etmemek elde değil. Dünyanın parasını harcadım ben. Böyle olacağını bilseydim bu işe hiç kalkışmazdım vallahi. Sen de yani alt tarafı 400 bin lira verdin berbere ya. Bana bak, 5 çocuğun olduğunu sakın söylemeyeceksin. Söylemem, ha. Söylemem, merak etme. Evet. Gazanfer Bey'den hiç ses seda yok. Başaramadı herhalde. Ama adamcağız da haklı canım. Öyle hop deyince sokaktan evlenecek kız bulunmuyor ya. Ne yapsın yani? Tutup da sokaktan dilenci karıları mı getirsin masara, al evlen diye. İşte yeni yuvana geldik. Çekinme kızım. Hadi gel. Gel 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 gel. Aa, Menkıbe Hanım, siz burada mıydınız? Ah, hoş geldiniz Gazanfer Beyciğim. Ben de biraz ortalığı toplayayım dedim de. Bakın sizi kiminle tanıştıracağım Menkıbe Hanımcığım? Şehriye ile. Şehriye mi? Ne şehriyesi? Beş şehriyesi teyze. Tövbe tövbe. Ya şu ismimi de bir kişi beğense dişimi kıracağım vallahi. Neyse neyse. Bak Şehriye, bu hanımefendi senin müstakbel kayınvaliden olur. Tamam mı? Tamam. Nasıl? Aa, ay siz de mi masarıma kız buldunuz yani? Herhalde yani. Nasıl ama, Allah için güzel kız değil mi? Fena değil. Hadi kızım geç bakayım, geç otur şöyle. Hay, hay Allah, az önce de Önder Bey aradı. O da masarıma bir kız bulmuş. Ne? O da mı buldu? Ne çabuk. Evet, hem o yarın evlendiriyor. Ne? O halde biz de bugün evlendiririz. Baba, yine mi? Ay, öz babam kocamı evlendirmeye çalışıyor. Yazıklar olsun baba. Kalk bakalım o zaman. Önce bir mutfağa gidelim seninle. Bakalım mutfak işlerinden iyice anlıyor musun? Bir görelim. Görelim teyze. Gidin gidin. Masarım yeniye pek meraklıdır. Çok garip. Önce Önder Bey masarı reklam icabı evlendirmeye çalışıyor. Sonra öz babam alelacele sokaktan bulduğu bir kızı masara evlendirmek için getiriyor. Allah Allah. Burada bir şeyler dönüyor ama dur bakalım. Bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Devrim yapma işini uzattık da ne oldu? Hah, devrimi yapamadık. Ay ya Gazanfer benden önce davranırsa... En iyisi bu evlenme işini kesin olarak bu gece bitirmek lazım. Evet, kesin olarak bu gece bitirmek lazım. Alo? Evlendirme memurluğu. Hah, Ayten Hanım siz misiniz? Evet, ben Önder. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizden bir ricam olacaktı Ayten Hanım. Yarın için sizden randevu almıştık. Evet, acaba o... Evet, Masar Mahmutoğlu. Acaba onu bu geceye kaydırmak imkanı var mı? Mümkün müdür? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, aynı yerde. Çekim yaptığımız stüdyoda. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Annenizin adı? Babanızın? Peki ya ayçiçek yağınız? Hafif ayçiçek yağı. O halde ben de kızımı verdim gitti. Basar! Evladım hemen hazırlan, bu akşam reklam filmini çekiyoruz. Bu akşam mı? Ama hani yarın da Önder Bey? Öyleydi. Ama yarın stüdyoda çarkı felek çekimi olduğunu unutmuşum. Onun için bu işi bu akşam çekmemiz şart. Madem öyle ben hemen senaryoya çalışayım Önder Bey. Ben şimdi hemen Harika Hanım'a da haber vereyim. Peki efendim. Kekliğin yedi zamanı aldım. Hafif ayçiçek yağıyla evlenmek çok kolay. Yağ gibi pşşt diye evlenirsiniz. Ulan kanka bu ne heyecan ya? Sanki gerçekten evleniyormuşsun gibi bir halim var. Menkıbe hanımefendiciğim, müjdemi isterim. Vallahi ben hiçbir müjdeyi karşılıksız bırakmam Önder Beyciğim. Yeter ki müjde yerine gelsin. Masar Bey evladımın evlilik işi bu gece gerçekleşiyor. İsterseniz ajansımıza gelin, bu tarihi olayı gözlerinizle izleyin Menkıbe hanımefendiciğim. Tamam Önder Beyciğim, akşam oradayım. Böyle anarşik bir adamla bu kadar samimi olmanızı hiç doğru bulmuyorum Menkıbe Hanımcığım. Aranıza biraz mesafe koymalısınız. Hatta bu mesafe İstanbul Adapazarı kadar olmalı. Önder Bey, minik kuşumu bu akşam evlendiriyormuş. Ne? Ne? Olamaz. Masarhani Şehri ile evlenecekti. Aman vallahi ne diyeceğimi ben de şaşırdım Gazanfer Bey. İsterseniz akşam siz de gelin stüdyoya. Masar hanginizin bulduğu kızı beğenirse onunla evlensin. Peki öyle yapalım. Kocamı size bırakmayacağım. Görürsün baba sende. Bakalım siz mi yamansınız, ben mi yaman? Yıkadığım çamaşırları da kontrol edeceğim mi Menkıbe teyze? Bir bak bakalım iyi yıkayabilmiş miyim ha? Anne adınız? Anne adınız Menkıbe. Kahrettin. Peki ya ayçiçek yağı? Hafif ayçiçek yağı. Hafif ayçiçek. Ben bir tane istiyorum. Ben geliyorum. Neyi görüyorum? Biraz sıksana. Hafif ayçiçek yağı. Hafif. Ay bu evlilik sonrasında hemen şöhrete ulaşacağım değil mi? Tabii hiç şüphe olmasın. Kesinlikle. Kimler gelmiş? Ah hoş geldiniz Menkıbe hanımefendiciğim. Ama keşke yalnız gelseydiniz. Burası yeteri kadar kalabalık. Bana bak, seni son kez uyarıyorum. Aradan çekil. Masar Şehriye ile evlenecek. Anladın mı? Şehriye mi? O da kim? Benim amca, iznin olursa Masar abimle evlenmeye geldim. Hayır, sen Masar'la kesinlikle evlenemezsin. Seni ben bulsaydım evet ama madem ki bu adam buldu kesinlikle olamaz. Bal gibi de olur. Amca, ne olursun bey amca. Bu evliliğe ihtiyacım var benim. Evde 5 tane çocuğum beş var. Onlara bir babası olsun istemez misin? Sevaptır bey amca. Ne? Bir de 5 tane çocuğum mu var? Ne diyor bu Gazanfer Bey? Öyleymiş. Hay Allah. Ben de bilmiyordum. Yalan söyleme bey amca. Daha ilk karşılaşmamızda dilenirken söylememiş miydim sana? Bir de dilenciymiş. Pes vallahi. Masara evlenmek için bulduğu kadına bak Menkıbe hanımefendiciğim. Aşk olsun yani. Size bunu hiç yakıştıramadım Gazanfer Beyciğim. Hay Allah cezanı versin seni. Bir çuval inciri berbat ettin. Çek git buradan hadi. Gideriz bey amca. Ne kızıyorsun? Senden hiç hoşlanmamıştım zaten. Teyze, sen de bu adama dikkat edesin. Hep cimri, hep de üçkağıtçı. Bak hala konuşuyor. Terbiyesiz kadın. Menkıbe hanımefendiciğim, sizi şöyle alalım. Arkadaşlar 2 tane sandalye getirin. Hemen Önder Bey, hemen. Rauf Beyciğim, hemen başlayabilir miyiz acaba? Arkadaşlar organize olalım, lütfen çekime başlıyoruz. Herkes yerlerine. Buyurun, buyurun. Onlar burada mı olacak? Ya tamam. Murat hazırsak başlayalım. Evet 3, 2, 1 kayıt. Bu dümenden gibi görünen nikahın gerçek nikah olduğunu bir tek Masar salağı anlamadı. Peki sen Çetin kızı Harika. Menkıbe oğlu Masar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet ediyorum. Peki sen Menkıbe oğlu Masar Çetin kızı Harika'yı karılığa kabul ediyor musun? Ama bir dakika. Senaryo böyle değildi. Nikah memuru bana kullandığım yağı soracaktı. Ya beyefendi ne diyorsunuz siz? Tüh keşke bizim evlendirme memuruna senaryo hakkında daha önceden bilgi verseydik. İşler karışacak. Ayten Hanım. Efendim. Masar Bey'e kullandığı ayçiçek yağını soracaksınız. Evet. Madem öyle istiyorsunuz. Masar Bey kullandığınız ayçiçek yağının adı nedir? Artık duruma el koymanın zamanı geldi. Hafif ayçiçek yağı kullanıyorum. Çünkü hafif ayçiçek yağı çok hafiftir. Kocam doğru söylüyor. İnanmazsanız...
Ruslan sen mi geldin? Ruslan yapma. Ruslan ne yapıyorsun? Ruslan! Ruslan! Ruslan yapma. Ruslan içeri. Ruslan basa. Ruslan indi mi? Minik kuşum. Ay ne oluyor minik kuşum? Şunu öğrenin artık. Benimle hiçbiriniz baş edemezsiniz. Çünkü kocamı çok seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar'cığım önüme.